Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Osman Devleti'nde tanzimatla başlamış olan kalkınma projelerinden istenilen sonuç alınamamış, terakki kavramının yerine zamanla iddiaat kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Bu duruma gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir demiş. Osmanlı ülkesinin parçalanmaya başlaması, Avrupa endüstrisi karşısında yerli sanayinin çökmesi azınlıklar arasında milliyetçilik akımının yayılmasını vermiş. Arkadaşlar terakki kelimesinin anlamı nedir? Buraya yazıyorum. İlerleme ve kalkınma. Kalkınma anlamına geliyor. İttihat ise arkadaşlar, ittihat kelimesi ise onu da buraya yazalım. Ne demektir? Birlik beraberlik. Birlik beraberlik anlamına gelmektedir arkadaşlar. Osmanlı e, ekonomisi sömürgeci biliyorsunuz ki Avrupa endüstrisi karşısında e, kapitalizmlerin etkisiyle ne yapıyor? Çökmüş oluyor arkadaşlar. E, azınlıklar arasında milliyetçilik akımının e, yaş e, yaşanılmasıyla yayılmasıyla bağlı olarak da ülkenin parçalanmaya başlaması arkadaşlar sonucu e, Osmanlı yöneticileri ne yapacaktır? E, devletin bütünlüğünü sağlamak için terakki politikası yerine zamanla iddia siyasetini benimsemiş olacaktır. Bunlara Osmanlı ekonomisinin parçalanmaya başlaması, Avrupa endüstrisi karşısında yerli sanayinin çökmesi, azınlıklar arasında milliyetçilik akımına yayılması neden olmuştur? Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. Yeni Türk Devleti'nde milli iktisadi yapıyı korumaya yönelik halkın ekonomik menfaatlerinin gözetilmesi ilkelerinden hangileriyle ilgilidir demiş. Ulusçuluk, cumhuriyetçilik, halkçılık. Arkadaşlar yeni Türk devletinde milli iktisadi dediğimiz nedir? Ulusal ekonomidir. Bunun yapının korunması bir ulusçulukla alakalı arkadaşlar. Bu yönde halkın ekonomik menfaatlerin gözetilmesi ile de halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Halkın çıkarları doğrultusunda milli ekonominin oluşturulmasının siyasal alandaki inkılap ve düzenlemeleri içeren cumhuriyetçilik ilkesiyle bunun bir ilgisi yoktur cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. 3'e geldik. Turul Bey, Horasan'ı aldıktan sonra yöre halkından bir yıl vergi alınmayacağını, İsfahan'ı aldığında ise kent halkına 3 yıl vergi affı tanıdığını ilan etmiştir. Turul Bey'in bu tutumunun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir demiş. Bölge halklarının devlete bağlılıklarını artırma, Savaşta yıpranan şehirleri eski canlılığına kavuşturmam ordunun asker ihtiyacını karşılamayı vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Tuğrul Bey'in ne diyor? Horasan aldıktan sonra yöre halkından bir yıl vergi alınmayacağını, İsfahan'ı aldığında ise kent halkına üç yıl vergi affı tanıdığını ilan etmesi bu bölgede halklarının devlete bağlılıklarını artırma arkadaşlar amaçlanıyor. Ve savaşta yıpranan şehirleri de eski haline, eski canlılığına kavuşturma ne yapıyor arkadaşlar? Amaçlanmış oluyor. E burada bakıldığı zaman vergi affı ve muafiyetinin getirilmesinin e ordunun asker ihtiyacının karşılanmasıyla bir ilgisi yoktur. O yüzden cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. 4'e geldik. Divanda alınan kararların sadrazam tarafından padişaha sunulması ve padişahın onayının alınması işlemine arza girme denilmiştir. Osman devletinde arza girme usulü aşağıdaki padişahların hangisiyle başlamıştır diyor. Arkadaşlar arza girme biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde ne yapılıyor arkadaşlar? Başlamış oluyor. Fatih döneminde padişahların biliyorsunuz ki divanı, humayunu başkanlık yapma geleneğine son verilmiş oluyor. Padişahın olmadığı toplantılarda alınan kararlar onay için sadrazam vasıtasıyla padişaha götürülmüş oluyor. Divanda alınan kararların sadrazam tarafından padişaha sunulması ve padişahın onayının alınması işlemine de ne diyoruz biz? Arıza girme usulü diyoruz. Bu uygulama Fatih döneminde başlamış oluyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Kendi potresini yaptırarak devlet dairelerine astıran ilk Osmanlı padişahı hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut arkadaşlar devlet dairesine kendi potresini astıran ilk Osmanlı padişahıdır. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimine karşı olanlar aşağıdaki gazetelerin hangisinde toplanmışlardır diyor. Arkadaşlar hangi gazetede? Volkan gazetesinde toplanmışlardır. Burada cevabımız ne oldu? Beşik olmuş oldu. Biliyorsunuz ki ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonra e, mebuslar meclisi yeniden açılıyor ve farklı görüşteki siyasi partiler ne yapıyor? Mecliste yer almış oluyor. E, bunlardan en güçlü olanı kimdir? İttihat ve Terakki Partisi'dir hükümet işlerine müdahale edecek güce ulaşmış oluyor bu dönemde. E, Ahrar Cemiyeti arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti'ne karşı sert eleştirilerde bulunmaya başlıyor. E, ve Volkan ve Serbesti e, gazeteleri İttihat Terakki Cemiyeti e, Partisi aleyhine ne yapacaktır? Yazılar yayınlamaya başlayacaktır arkadaşlar. Tanin Gazetesi 2. Meşrutiyet döneminde Tevfik Fikret Hüseyin Cahit tarafından çıkarılıyor. Muhbir birinci Meşrutiyet'in sona ermesi üzerine Ali Suavi, Namık Kemal gibi arkadaşlar isimler ikinci Abdülhamit'e karşı çıkıyor bu gazetede. Peyami Sabah İstanbul'da yayınlanan günlük bir gazetedir. Tercüman-ı Ahval ise Türkler tarafından çıkan ilk özel gazetedir arkadaşlar. Burada cevabımız şıkkı Volkan olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde batı etkisinden söz? edilemez demiş. Bakalım ilk kez çiçek ayısının uygulanması, ilk Türk matbaasının kurulması, hendese hanenin açılması, barok ve rokoko tarzında mimar eserler yapılması, nizam cedid ordusunun kurulması. Arkadaşlar çiçek ayısı Osmanlı Devleti'nde Avrupa'dan önce uygulanıyor. O yüzden burada cevabımız nedir? Aşık olacaktır. Batıya arkadaşlar elçiler açılıyor bu dönemde. Biliyorsunuz ki Lady Montagu Şark mektupları adlı eserinde Osmanlı Devleti'ndeki çiçek aşısı uygulamasından da ayrıca ayrıntılı olarak ne yapıyor bahsetmiş oluyor. İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika ile Sait Efendi tarafından Avrupa'daki modern matbaalar örnek alınarak oluşturulmuştur. Birinci Mahmut döneminde hendeşane batı tarzında açılan ilk askeri teknik okuldur. Barok ve Rokoko Avrupa tarzı mimari anlayıştır kabul ediyor Osmanlı. Nizam Cedid ordusu ise 3. Selim döneminde hangi ülkeden Fransa örnek alınarak kurulmuş bir ordudur. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı ekonomisinin bozulmasındaki dış etkenler arasında hangisi gösterilemez demiş. Bakalım Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesi gösterilir. Coğrafi keşiflerin yapılması gösterilir. Avrupa'da sanayi devriminin yaşanması, savaşta da yenilgiler alınması gösterilir ama Celali isyanlarının çıkması dış değil iç etkenlerdir arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkı oldu. Hangisi 1986 yılında Amerika'da Iran Gates skandalı, skandalı olarak anılan soruşturmanın başlatılmasında etkili olmuştur diyor. İran'ın Amerika'dan İsrail aracıyla silah satın alması. Arkadaşlar cevabımız direkt olarak A şıkkı olmuş oldu. İran'daki Humeyni yönetimi 1980'de başlayan İran-Irak savaşında zor durumda kalınca Amerika'dan İsrail aracılığıyla ne yapacaktır? Silah satın almış olacaktır. Amerika yönetiminin arkadaşlar 1979 devrimi sonrası ilişkilerini kestiği İran'a gizlice silah satması 1986 yılındaki İran Gates skandalı olarak alınan soruşturmanın başlatılmasına etkili olacaktır. Ona geldik. Hangisi Türk Dil Kurumu'nun esas çalışmalarından biridir demiş. Okuma yazma öğreterek okur yazarlığını artırma, eğitim ve öğretimi birleştirme, kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme, toplumsal dayanışmanın artırılmasını sağlama, Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarma. Arkadaşlar direkt olarak E şıkkındaki Yer alan Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarma kimin çalışmaları arasında yer alıyor? Türk, Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları arasında yer almıştır. 11'e geldik. Osman Devleti'nde kapı askerlerinin ayaklanmaları sonucunda padişah değişikliklerinin olmasının durumlarından hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir demiş. Siyasi istikrarsızlık oluşur arkadaşlar padişah değişikliklerinde, ayaklamalarda, isyanlarda asayiş ve güvenlik sorunları yaşanır. Ordunun yönetim üzerindeki etkinliği de artmış olur bu şekilde. Üçüne de ulaşıyoruz. Büyük Selçuklarda esnafın kendi aralarında birleşerek kurdukları dini iktisadi teşkilatlanmaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Fütüvvet diyoruz. Fütüvvet anlayışı. Büyük Selçuklar'da esnafın kendi aralarında Birleşerek kurdukları dini iktisadi teşkilatlanmaya verilen attır. Atabeylik neydi? Büyük Selçuklar'da hanedan üyesi meliklerin yetiştirmesinden sorumlu eğitmendi. Vakıf neydi? Geliri sosyal hizmetler için ayrılan e, taşınır veya taşınmaz arkadaşlar e, mallardı. Beytül mal e, bu da e, arkadaşlar İslam e, ve Türk İslam devletlerinde devlet hazinesine verilen attı. Bedesten ise arkadaşlar kapalı çarşıdır. 13'e geldik. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi mülkiyet bakımından diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir demiş. Paşmaklık, öşriye, ocaklık, dillik, yurtluk. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devlete ait topraklara biz ne diyorduk? Miri arazi. Miri arazi. Mülkiyete devlete ait olan bu topraklar arasında paşmaklık, ocaklık, dillik, yurtluk vardı. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar... Ee, Mülkiyeti kişilere ait olan topraklara ise mülk arazi diyorduk. Buradan mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklara öşri adı veriliyor. Ve o yüzden diğerlerinden farklılık gösteriyor. Miri arazi devlete ait, mülk arazi kim aittir? Kişilere aittir. 14'e geldik bakalım. Nizamiye mahkemelerin kurulması, matbuat nizamnamesinin çıkarılması, ilk sultaninin açılmasını vermiş arkadaşlar. Bu yenilikler hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir diye soruyor. Arkadaşlar hangi dönemde daha doğrusu gerçekleştiğini soruyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar bunların hepsi Tanzimat döneminde. Tanzimat döneminin padişahları kimlerdi? Sultan Abdülmecit, Abdülmecid Sultan Abdülaziz arkadaşlar, Abdülaziz ve 5. Murat. 5. Murat Tanzimat döneminin padişahları arasında yer alıyor. Nizami mahkemelerin kurulması 1869 kimin zamanında Abdülaziz zamanında. Matbuat nizamnamesi 1864 Sultan Abdülaziz zamanında. İlk Sultani Galatasaray Sultanisi 1868 yine Abdülaziz zamanındadır. Yani Tanzimat dönemi içerisinde yerini almaktadır. 15'e geldik. İslamiyet öncesi Türklerde genellikle devlet yöneticileri için yığma tepeler ve hüyükler şeklinde yapılan mezarlara verilen at hangisidir? Kurgandır arkadaşlar. Cevabımız kurgan olacak. Balbal bal neydi? Balbal, bal, e, ölen kahramanların mezarlarının baş tarafına dikilen mezar taşıydı. Lahit e, arkadaşlar. E, Taş mermerden oyma mezara veriliyor. E, bu isim. Kümbet neydi? E, Duvarları arkadaşlar e, silindir ve çokgen şeklinde e, arkadaşlar olan anıt mezardır. Anıt mezar önemlidir. Daha önce ÖSYM'e sordu kümbeti. Anıt mezardır. Türbe ise zaten biliyorsunuz ki üstü arkadaşlar daha çok kubbe ile örtülü olan anıt mezardır türbe. 16'ya geldik. Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri? Sevr anlaşmasının boğazlar ile ilgili hükmünde değişiklik yapılmasını öngören maddeler içerir demiş. Kars, Lozan, Moskova'yı vermiş. Bu üçünde de var arkadaşlar böyle maddeler. Sevr anlaşmasında biliyorsunuz ki boğazlar ne olacaktı silahsız olacak tüm devletlerin gemilerine açık olacak. Boğazları uluslararası bir komisyon yönetecekti. Ve Kars Anlaşması'nda İstanbul'un güvenliği sağlanırsa Boğazlar ticareti açılacak, açılacaktır maddesi vardı. Lozan Anlaşması'nda Boğazlar'dan geçişleri Türkiye'nin başkanlığında kurulacak. Milletler Arası Boğazlar Komisyonu düzenleyecekti. Başkanı Türktü, başkanı Vasıf Temel'di unutmayın. Moskova Anlaşması'nda ise Boğazlar Karadeniz'e kıyı devletlerin katılacağı konferansta ele alınacaktır maddesi vardı. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osman Devleti'nde Serbestli Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle öldürülmesi sonucu başlayan olaylar hangisine neden olmuştur diyor. Arkadaşlar hangisine neden oluyor? 31 Mart vakasına neden olmuştur bu olay. Babali baskın neydi? 1913'te iddiatçıların bir baskından hükümeti devirip yönetimi ele geçirdiği olaydı. Kamil Paşa hükümetini deviriyorlar. E, Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Çınar Vakası neydi? Vakayı vak vakiye. Arkadaşlar 4. Mehmet döneminde e, askerlerin isyanı sonucu 30 yöneticinin idamıyla sonuçlanan olaydı. Alemdar olayı nedir? Yeniçerilerin Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı ayaklanıp onu öldürdükleri olaydır. Kuleli Vakası neydi? E, Sultan Abdülmecid'i tahttan indirmek için yapılan darbe girişimiydi. <laughs> Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisinde İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı yaptığı tarihler doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar İsmet İnönü biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı oluyor. Yani 1938 tarihinde. D şıkkı, E şıkkı, C şıkkı gitti. Geriye kaldı 2 şık. Bakıldığı zaman İsmet İnönü dönemi kaç yılında sona eriyor? 1950. Hangi iktidar geliyor? Demokrat Parti iktidar geliyor arkadaşlar ve e, bu süre aralığında İsmet İnönü ne yapmıştır? Cumhurbaşkanlığı görevini yapmıştır. 1938-50 tarihleri arasında. Bir diğer sorumuza geldik. 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgali üzerine Mustafa Kemal, temsil kurulunun merkezi olan Ankara'nın ani bir saldırı ile işgalini engellemek için önlemlerden hangisini almıştır diyor. Londra görüşmelerine delege gönderme bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yeyve e, ve Ulu Kışta demir yollarını tahrip etme arkadaşlar. Mustafa Kemal'in e, aldığı önlemlerden biridir. Geyve ve Ulu Kışta demir yollarını tahrip etme. Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine atama, tekalifi milli yayınlama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kayseri'ye taşıma bunlar yok arkadaşlar. Burada cevabımız nedir? B olmuş oldu. Ali Fuat Paşa biliyorsunuz ki Batı cephesine atama Sivas Kongresi sonrası şu arkadaşlar. Sivas Kongresi. Tekalifi Milliye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kayseri'ye taşımadan bunlar Eskişehir Kütahya Savaşları'nda. Bir diğer sorumuza geldik. 20'deyiz. Ne diyor? Biraz daha geri alalım şöyle. Amerika Başkanı Johnson İnönü'ye yazdığı mektupta Türkiye il aramızda mevcut bulunan askeri yardımın maksatlarının dışında kullanılması için hükümetimizin Amerika olurunu alması gerekmektedir. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahaleden Amerika tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasına olur verilmeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim demiştir. Başkan Johnson, yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisiyle ilgili Amerika'nın olurunun alınması gerektiğini savunmuş olabilir diyor. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman cevabımız nedir? Marshall Yardımıdır. Marshall Yardımı Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası mali sıkıntı içi, mali sıkıntı içindeki biliyorsunuz ki Batı Avrupa'ya 15 milyar dolar yardım yapıyor. Bu noktada bu yardım planı arkadaşlar her Avrupa ülkesine Amerikan malı, e, malzeme ve makine yardımını kapsıyordu. Unutmayın. E, bu yardımdan Batı Avrupa ülkesi olmadığı halde Türkiye'de ne yapacaktır? Yaralanacaktır bu noktada arkadaşlar. E, Başkan Johnson da e, İnönü'ye yazdığı mektupta bu yardım çerçevesinde verilen askeri malzemenin Kıbrıs'a yapılacak bir askeri müdahalede kullanılmasına olur, verilmeyeceğini belirtiyor. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1924'te, 3 Mart 1924'te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile çeşitli kurumlara bağlı devlet okulları, medreseler, kilise teşkilatına bağlı azınlık okulları ve yabancı okulların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri değildir demiş. Eğitim ulusallaşıyor doğru. İç soruların dış soruna dönüşmesi önlenmiş oluyor bu şekilde doğru. Laik eğitim sistemine geçiliyor doğru. Eğitimle birlik sağlanıyor. Doğru. Darwifun'dan üniversiteye geçilmesi 1933 senesindedir arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat kanunuyla değildir. Biliyorsunuz ki İsviçreli Profesör Albert Malik geliyor arkadaşlar ee, ve üniversite reformu gerçekleşiyor ve Darwifun'un İstanbul Üniversitesi adını alacaktır. Bir diğer sorumuza geldik. Lozan Konferansı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Amerika konferansa gözlemci bulundurmuştur. Doğru. Gözlemci üyesi statüsü nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İsmet Paşa Rıza Nur Hasan Bey temsil etmiştir. Doğru. Boğazlar konusu görüşülürken Bulgaristan ve Sovyetler Birliği konferansa katılmıştır. Doğru. Konferansa Türk milletini temsilen İstanbul hükümeti de yer almıştır. Yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1922 tarihinde ne yapılacaktır? Saltanat kaldırılacaktır. Bu şekilde İstanbul hükümetinin Lozan konferansına katılması önlenmiş oluyor konferansa Türk milletini temsil eden sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye katılıyor. Musul'un statüsünden statüsünün belirlenmesi Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakılmış oluyor. Bu bilgi de doğrudur. Hangisi milli ulaşım sistemi oluşturma çabalarını hızlandırmıştır diyor arkadaşlar? Hangisiyle? Kabotaj kanunuyla. Kabotaj kanunuyla biliyorsunuz ki Türk karasularında taşımacılık hakkı sadece Türk vatandaşlarına tanınmış oluyor. Böylece Milli Ulaşım Sistemi oluşturulmuş oluyor kabotaj kanunu ile. Amasya Genelgesi'nde 10 Temmuz 1919'da toplanacağını duyurulan Erzurum Kongresi'nin gecikmeli olarak 23 Temmuz'da toplanmasının nedeni hangisidir demiş. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı aday olması değil. İstanbul Hükümeti'nin kongrenin açılışını onaylamaması değil. Seçilmiş bazı delegelerin Erzurum'a ulaşamaması arkadaşlar. Burada burada cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi 1922 yılı gelişmeler arasında yer almaz demiş. Bakalım. Tekalifi Milli Emirlerinin yayınlanması arkadaşlar. Bakıldığı zaman. Biliyorsunuz ki Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra 1921 tarihinde yayınlanıyor. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanması 1922. Saltanatın kaldırılması 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Abdülmecid Efendi'yi halife seçmesi arkadaşlar 1924 senesindedir. Burada iki tane cevap oldu. Bu Ateşkes Antlaşması'nın imzalaması 1922'dir arkadaşlar. Ee, burada cevabımız iki tane cevap oldu. M-A-M-D arkadaşlar. Abdülmecid Efendi 1924'te halife seçiyor. Tek halife milli de biliyorsunuz ki İskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra yayınlanıyor 1921'de. İki tane şık oldu. 26'ya geldik. Türkiye'de 1923 yılında yaşanan Ekim bunalımının hangisini ortam da savunulabilir demiş. Saltanatın kaldırılmasına, cumhuriyetin ilan edilmesine arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1920-23 döneminde ne uygulanıyor? Meclis hükümeti sistemi uygulanıyor. Ee, Ekim 1923'te e, Ali Fethi Okyar arkadaşlar hükümetinin istifası üzerine yeni hükümet kurulamıyor. E, bu duruma Ekim bunalımı deniliyor arkadaşlar. Ekim bunalımı buradan geliyor ismi. E, hükümet krizinin çözülmemesi üzerine de ne yapılacaktır? Cumhuriyet ilan edilecektir arkadaşlar hükümet kurmayı kolaylaştıran kabine sistemine geçilmiş olacaktır bu şekilde. Son sorumuza geldik. The National Geographic Magazine dergisi 1929 Ocak, ayı, e, Ocak sayısında kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır. Haberini aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda yapmış olabilir demiş. Bakın çok güzel soru. Arkadaşlar kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır. Ankara Dili Tarih alakası yok. Şapka Kanunu ile alakası yok. Türk Tarih Kurumu ile alakası yok. Ne ile alakası var? Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle alakası vardır. Bu durumun cevabımız değişik olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar sizlerle beraber 27 adet soru çözmüş olduk. Umarım sorularımız arkadaşlar ne yapmıştır? Sizlere katkı sağlamıştır. Anlatımımız inşallah sizlere katkı sağlamıştır. Ee, kanalımıza abone olmayı, hasbel kader videolarımızı beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bizleri Furkan Hoca ile Tarih Instagram adresinden ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz oradan da. Telegram grubumuz var arkadaşlar. Yaklaşık sayımız 1700 civarında oldu. O gruba da katılabilirsiniz. Ee, sorularınız varsa grupta paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Videoyu sonlandıralım burada. Beni sabırla Dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz sağcakta kalın. Allah'a emanet olun.